Kubay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sizlerle 2. dönem 2. yazılı İngilizce yazılısından inşallah yüz alacağız, birlikte çalışacağız. Bu ikinci örneğimiz geçen haftaki birinci örneğimize lütfen izlemeyi unutmayın. İki yazılıdan muhakkak benzer sorular çıkacak, hatta aynısı çıkacaktır. Birkaç gün sonra üçüncüyü de çekeceğim inşallah. Evet, yukarıda bir metin verilmiş. Read the text. Evet, teksti, metni okuyun. Answer the question below. Buna göre sevgili öğrencilerim soruları cevaplayacakmışız buradaki. I am Tim. Evet, ben Tim. I am on our farm with my family. Ailesiyle bizim çiftliğimizdeyim diyor. On the farm. Çiftlikte everybody, herkes should work hard. Herkes çok çalışılmış. I am collecting the eggs now. Ben diyor yumurtaları topluyorum. My sister, kız kardeşim Linda is watering the flowers. Çiçekleri sulanmış. Because çünkü she loves them. Onları severmiş. My grandfather Roger. Evet, büyük babası Roger da is riding the horse. Evet, at biniyormuş. And my grandmother. Büyük annesi. Evet, Rose. Ne yapıyormuş? Is milking the cows. Evet. Ne yapıyormuş? İneklerden süt sayıyormuş. My father Peter. Babası Peter da. Evet, Peter ne yapıyormuş? Is cleaning the barn. Ahırı temizliyormuş. And my mother. Annesi Carol da is feeding the sheep. Koyunları ne yapıyormuş? Besliyormuş. Şimdi buna göre how many people, kaç tane insan, kaç kişi are there on the farm, çiftlikte vardır diye söylüyor. Şimdi Tim, farklı renkli yapalım. Tim birinci kişi. Daha sonra devamlı sevgili öğrencilerim. My sister Linda, Linda kız kardeşi 2. Evet, Roger büyük babası. Rose büyük annesi 4 oldu. Babası Peter 5 oldu. Annesi Carol ne oldu? 6 oldu. Kaç kişi varmış sevgili öğrencilerim? 6 kişi varmış. There are, evet, six people. Evet, 6 insan, 6 kişi vardır. Why is Linda? Linda niçin watering the flowers? Çiçekleri suluyoruz. Linda niçin suluyordu? Watering the flowers. Because çünkü she loves them. Onları ne yapıyordu? Seviyordu, değil mi? O zaman yazalım aynen. Because çünkü she Linda yazabilirsiniz. Loves them. Onları seviyor. Which animals, hangi hayvanlar is Carol feeding? Carol'un beslediği hayvanlar hangileriydi? Carol is feeding the sheep. Bakın ne yapıyor? Koyunları besliyordu, değil mi? O zaman Carol kimdi? Annesi, değil mi? My mother'dı. O zaman şöyle she yazalım yerine yine. Carol diye de yazabilirsiniz. She is feeding. Evet, besliyor. Neyi besliyordu? The sheep. Evet, ne yapıyor? Koyunları besliyor sevgili öğrencilerim. Is Peter. Peter mı? Collecting the eggs. Yumurtaları Peter mı topluyordu? Hayır. Peter ne yapıyordu? Ahırı temizliyordu. Toplayan kimdi? Evet. Hikayeyi anlatan kişi, değil mi? Yani Tim'di, değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman hayır diyeceğiz. No, he, yani Peter değil derken isn't Peter değil diyeceğiz. Evet. What kind of animals? Evet. Ne tür hayvanlar? Are there on the farm? Tekrar bakalım. Yani çiftlikte ne tür hayvanlar var diye soruyor. Çiftlikte ne hayvanlar olur sevgili öğrencilerim? Çiftlik hayvanları var, değil mi? O zaman nasıl yazalım? There are, şöyle yazalım. Farm animals. Yani çiftlik hayvanlar dediğimiz evcil hayvanlar. Yani koyundur, değil mi sevgili öğrencilerim? Yumurta topladığına göre tavuktur. Buna benzer ne yapıyorduk yukarıda? Çiftlik hayvanları vardı. İnek vardı mesela, değil mi? Yani bunların hepsini bizler farm animals, çiftlik hayvanları var diye yazıyoruz. Write names. Evet, yazınız diyor. Animals, hayvanların isimlerini yazınız. Under the correct picture. Evet, doğru kelimeleri ne yapacakmışız? Resimlerin altına yazacakmışız. Evet, tavşan neydi sevgili öğrencilerim? Yukarıdan baktığımızda tavşan rabbit, değil mi? Evet. İneğimiz cow. Evet, burada ne var? Maymun var. Maymun neydi? Monkey. Evet, tavuk neydi sevgili öğrencilerim? Chicken, değil mi? Evet, koyunumuz sheep. Evet, aslan, lion. Evet, yılanımız, snake. Evet, bunlar kedi yavruları. Kitten. İki tanesi koyalım. Evet, şurada varmış zaten. Evet, köpek yavrusuna ne diyordu sevgili öğrencilerim? Ona da puppy diyoruz. Evet, burada da eşeğimiz var. Donkey. Evet, bu kadar. Match, evet, eşle diyor. Neyi eşlemiş sevgili öğrencilerim? The statement with the suggestion. Yani
önerilerle ifadeleri. Burada ifadeler var, bir de öneriler var. Bunları birbirleriyle eşleyecekmişiz. Fishing, balık tutmak is my favorite activity. Benim favori aktivitem balık tutmak diyor. O zaman buna hangi öneri uygun olur? Bakın, how about going to the lake? Evet, göle gitmeye ne dersin? Göle gidelim mi diye tekrar. Balık tutalım mı demek istiyor aslında. Buna uygun ifade A şıkkıdır. Diyelim şuraya A'yı yazalım. I love board games. Evet, masa oyunlarını seviyorsa sevgilenince buna nasıl bir teklif olur, öneri olur? Let's play chess. Haydi satranç oynayalım diyebilirsiniz, değil mi? I have a new bicycle. Yeni bir bisikletim var diye söylüyorsa size would you like to go sailing? Evet, bisiklet sürmekten ister misin, hoşlanır mısın gibi teklifte bulunabilirsiniz, değil mi? Yeni bisikleti varsa. I love walking in the park. Parkta yürümeyi severim diyor. O zaman buna nasıl bir teklifte bulunursunuz? Evet. Şöyle diyebilir miyiz? Şu daha uygun gibi. Do you want to go jogging then? Evet. O zaman ne diyebiliriz? Hafif yani parkta yürümeyi seviyorsa yani hafif yürüyüş, jogging yapmaya ne dersin, ister misin diye sorabiliriz. Evet, çünkü yürüyüş yapmayı seviyormuş. Jogging de zaten hafif koşu, hafif yürüyüş, değil mi? I want to be fit. Fit olmak istiyorum. Yani kilolu olmak istemiyorum diyorsa buna nasıl bir teklifte bulunuruz? How about doing egzersiz evde? Her gün egzersiz yapmaya ne dersin diye teklif edebiliriz. Evet, şimdi resimleri yukarıdaki yerlere altlarına yazıp match the activities, evet, with the pictures. Resimleri aktivitelerin altlarına yazacağız sevgili öğrencilerim. Burada ne yapıyor? Bakın, kamp yapılıyor. Altına ne yazabiliriz? Hemen camping yazabiliriz. Kamp yapma. Burada ne var? Bakın, tırmanma var, değil mi? Tırmanmamız neydi? Sevgilerim, climbing, değil mi? Climbing. Evet, burada bakın buz patenine kaydığı için evet, ice skating. Evet. Burada balık tutulduğu için fishing, balık tutma diyebiliriz. Evet, buraya da top oynamaya ne diyeceğiz? Playing soccer, değil mi? Top oynamak. Evet, bu kadar sevgili öğrenciler. Evet. Pat yerleştir diyor. Must ve mustn't'ı in the blanks. Boşlukları yerleştir diye söylüyor. You blah blah do your homework. Evet, sen ev ödevini ne yapmalısın? Yapmalısın, değil mi? Must kullanırız. You blah blah buy some drinks for the party. Parti için bana biraz içecek satın almalısın. Yani şeklinde buraya yine must yazabiliriz. O zaman sevgili öğrencilerim, I have a terrible cold. Evet, korkunç derecede üşütüyormuş, hasta olmuş. O zaman I blah blah go to Tom's party. Tom'un partisine gidebilir mi? Gidemez, değil mi? O zaman mustn't, mustn't. Yani şöyle must, şöyle T olacak sevgili öğrencilerim. Mustn't, yani üşüyorsan, hastaysan Tom'un partisine gitmemelisin. Gitmemeliyim. I mustn't, gitmemeliyim diye söylüyor. I blah blah clean the house after the party. Partiden sonra evi temizlemeliyim. O zaman I must yazacağız. Tim has a broken arm. Kolu kırılmış. Evet, Tim kolu kırıldıysa he blah blah go swimming. Evet, o yüzmeye ne yapmamalı sevgili öğrencilerim? Gitmemeli. Mustn't şeklinde yazacağız. Doğru opsiyonu işaretleyecekmişiz. Let's play tennis. Haydi tenis oynamaya derse. Bu da bir şey diyecek ki I must do my homework. Ben ev ödevimi yapmalıyım diyecek. O zaman bu teklife karşı ne diyebilir sevgili öğrencilerim? Güzel fikir diyemez. Okey, tamam diyemez. That sounds great. Kulağa hoş geliyor diyemez. I no I can't. Hayır, yapamam. Ben ev ödevimi yapmalıyım diyecek, değil mi? Mazereti var. What blah blah of film is it? Evet, filmin nesini soruyor? Bakın, it's a horror film. O bir korku filmidir diyor. Filmin nesini soruyor? Ne tür film diye soruyor demek ki. Evet, rengi, yaşı, sınıfı değil. Evet. What kind of film is it? Bu ne tür bir film diye soruyor. O da it's a horror film, korku filmi diye cevaplıyor. Jennifer goes blah blah in winter. Kışın sevgilencem ne yapabilir bakın. Evet, resme baktığımızda flying, evet, rollerblading, horse riding, skiing. Burada ne yapıyor sevgilencem? Paten bindi, pardon, kayak bindiği için skiing diye yazacağız. Rollerblade neydi sevgilencem? Bu patendi, değil mi? Evet. Skyn bu kayaktı. Evet, o zaman burada kayak yaptığı için kayak yazıyoruz. Evet. David thank you very much. Teşekkür ediyor. O da ne diye söyler sevgili öğrencilerim? Teşekkür eden birisine rica ederim. You are welcome.
Evet, rica ederim diye cevap verebilir. Görüşürüz işte buyur veyahut da dikkatli ol şeklinde cevap uygun olmaz. The blah blah is examining the animals. Şimdi hayvanlarla sevgili ilgilenen meslek nedir? Öğretmenlik mi, doktor mu, veteriner mi, polis mi? Tabii ki de evet değil mi? Veterinerlik hayvanlarla ilgilenen meslek. I am a farm animal. Evet, I give milk. Ben süt veren evet bir çiftlik hayvanıyım diye söylüyor. Bu hangi hayvandır sevgili öğrencilerim? Tabii ki de inektir, eşek, tavuk, at değil. I am a farm animal. Ben bir çiftlik hayvanıyım. I give milk. Süt veririm diye söylüyor. What time is the party? Bakın, what time? Saat kaç? Saat kaçta? Is the party? Party saat kaçta diye soruyor sevgili öğrenciler. O da ne diyecek? Bakın bu tarihini soruyor. Yes, you can, it is bunlar. Bu da at my home, evimde diyor. Yerini sormuyor sevgili öğrencilerim. Yapıp yapılmayacağını sormuyor. Saatini sorduğu için it is at 8 p.m. değil mi? Saat 8'de diye ne yapacağız? Söyleyebiliriz. Çünkü saatini soruyor. Tabloya göre sevgili öğrencilerim yapacakmışız. Evet, yesler tik, no'lar çarpı halindeymiş. Yani Fatih skate tik yapabiliyormuş. Slim yüzemiyormuş. Ağaca tırmanıyormuş. Koşabiliyormuş. Şimdi which one is true? Hangisi doğrudur diye soruyor. 8. Fatih can swim. Fatih yüzebilir mi bakın? Yanlış, yüzemez. Özge yüzebilir mi? Özge'ye bakıyorum bakın. O da yüzemez. Beste can swim. Beste yüzebilir mi? Evet. Bakın Beste yüzebilir. Cem yüzebilir mi? Bakın Cem de çarpı. Cem de yüzemez. Which one is false? Hangisi yanlış? Fatih can climb a tree. Fatih ağaca tırmanabilir mi? Climb atayı bakın ne yapıyor? Tırmanabilir. Bize yanlışı soruyor. Özge can skate. Özge can skate nerede? Bakın Özge evet yapabiliyor. Doğru. Beste can skate. Evet Beste burada. Can evet, skate bakın yapabiliyor mu? Gördüğünüz gibi yapamıyor. Bize de zaten yanlış olanı sorduğu için cevap budur. Cem can climb a tree. Cem evet climb a tree bakın. Bu doğru sevgili öğrenciler. Son soru. Fatih and Özgeken. Fatih ile Özge aynı anda ne yapabiliyor? Bakalım şimdi. Fatih'imiz ve Özge'miz. İkisinde tik olan şey ne? Gördüğümüz skate var sadece. Bir de climb a tree var. İkisi var. Evet. Ne var sevgilencelerim? Tekrar bakalım. Soru biraz kapalı olmuş. Fatih ve Özge. Bakalım tekrar. Evet. Fatih skate var. Özge'de de skate var. İkisinde de bakın. Climb a tree var. Climb a tree var. İkisini de ne yapıyorlar? İkisi yapabiliyorlar. Evet, skate de olabilir. Climb a tree de olabilir. İkisini de yapmıyorlar. Bu ikisi de ne olursa ilgilenelim cevap kabul edilebilir. Climb a tree'yi mesela ben işaretleyeyim. Bunu da yapabilirsin. Çünkü bakın ikisi de Fatih ve Özge. İkisi de bakın tik olduğu için skate de doğru yapabiliyorlarmış. Evet sevgili öğrencilerim buraya yazıyorum. 100 yazıyorum. İnşallah 100 alırsınız. Önceki örneğimi de izlemeyi unutmayın. Sonra hazırlayacağım 3. örneği de lütfen izleyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere.